Bağımsız olaylar. A olayının gerçekleşmeme olasılığı B olayını etkilemiyor ise A ve B olaylarla bağımsız olaylar denir. Gençler, PA eşittir A koşul B olmak üzere. PA koşul B'yi nasıl yazmıştık hatırlarsanız? PA kesişim B bölü PB idi. Bu durumda PA kesişim B eşittir İşler dışlar çarpımından PA çarpı PB olarak yazılabilir arkadaşlar. Bunu renkli kalemle bir çerçeveleyeceğim. Bağımsız olaylar ayrık olay değildir arkadaşlar. Ayrık olay olmaması burada önemli. Şurayı bir çerçeveledim. Peki bağımlı olay nedir arkadaşlar? B olayının gerçekleşmesi A olayını etkiliyorsa A ve B olayına bağımlı olay denir. Özellik A ve B bağımsız olay olsun gençler. Bakın A birleşim B eşittir PA artı PB eksi PA kesişim B idi hatırlarsanız. Burada A kesişim B yerine PA çarpı PB yazılabilir. Çünkü A kesişim B'yi sol tarafta PA çarpı PB olarak ispatlamıştık. Bu özelliği lütfen şöyle bir çerçeve için alayım. Odanızın her tarafı çerçeve oldu arkadaşlar. Bir uygulama yapalım. A ve B olayı A ve B iki bağımsız olaydır. PA eşittir 1 bölü 6 ve PB eşittir 3 bölü 8 olduğuna göre PA birleşim B olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada aslında A ile B'nin kesişip kesişmediği hakkında bir şey vermemişler ama kesinlikle bağımsız olay olduklarına göre kesişim kümesi olabilir. O zaman yazıyorum, diyorum ki PA birleşim B eşittir PA artı PB eksi PA kesişim B idi. A kesişim B ne demiştik yukarıda bağımsız olay olduğu için? Onu da renkli kalemle yapalım şöyle. PA kesişim B eşittir gençler PA çarpı PB olacaktır. O zaman yazıyorum PA kesişim B'yi bulalım. Çünkü bu lazım bize. Eşittir. 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 8'den 3 bölü 8'den ise PA kesişim B eşittir gençler. 2 ile sadece 1 bölü 16 olarak bulursunuz. Artık bundan sonrası işlem. PA birleşim B soruluyor bana. A'yı vermişler. 1 bölü 6. B'yi vermişler. 3 bölü 8. Eksi arkadaşlar artık kesişimi de bulmuş oldunuz. 1 bölü 16. Bunlar kaçla birleşiyorlar bakalım. 48'e birleşiyorlar. Bunu 8 ile genişletelim. Bunu 6 ile. Bunu da 3 ile genişletelim. Konuşamadım. İse arkadaşlar A birleşim B'nin buradan eşittir. 8, 18, 26, 23 bölü 48 olduğu bulunur arkadaşlar. Peki. İkinci uygulamamızı yan tarafa yapalım. Bir torbada aynı büyüklükte altı mavi, dört kırmızı ve beş yeşil bilye vardır. Beş yeşil bilye vardır. Bu torbadan çekilen bilye geri atılmamak. Bakın arkadaşlar bunları özellikle renkli kalemle yazıyorum ki iyi öğrenelim. Geri atılmamak şartıyla art arda 3 bilye çekiliyor. Buna göre birinci bilyenin mavi, birinci bilyenin mavi, ikinci bilyenin kırmızı, üçüncü bilyenin yeşil olma olasılığı
kaçtır? Gençler, sorunun orijinal halini anladınız siz. Bakın kutuda, bir torbada 6 mavi, 4 kırmızı ve 5 yeşil. Hemen ben buraya bir tane torba yapıyorum şöyle. 6 mavi, 4 kırmızı, 5 de yeşil bilye var. Şimdi ne soruyor bize? P, arkadaşlar, mavi, kırmızı ve yeşil olmalısını soruyor. Ve sırası bu üç şekilde gençler. Bunlar yer değişikliği söz konusu değil. O zaman yazıyorum, diyorum ki P, mavi, kırmızı, yeşil eşittir. Birincinin mavi gelme olasılığı gençler. Toplam 15 tane bilye var. 15'te 6. Çarpı. Artık ikincisi arkadaşlar 14 tane olacak. Çünkü geri atılmamak şartıyla olduğu için. Fakat kırmızı gelme olasılığı 4. Üçüncüsü de 13 olacak. Fakat yeşil gelme olasılığı 5. Burada sadeleştirme yapacağım. Daha rahat olsun diye. 5'i 5'e böl 1. 15'i 5'e böl 3 gençler. 3'ü 3'e böl 1. 6'ı 3'e böl 2. Sonra 4'ü 2'ye böl 2. 14'ü 2'ye böl 7. Hocam hiçbir şey kalmadı resmen. Bravo gençler. O zaman şöyle yapalım. Ne kaldı elimizde? Burada bir iki kere 2 kaldı. 4 yukarıda. 4 bölü. Aşağıda da 7 ile 13 kaldı. 91. Demek ki P mavi, kırmızı, yeşil sırası bu ile bu şekilde. 4 bölü 91 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre PB kaçtır? Arkadaşlar yol haritamızı belirleyelim. PA olasılığı büyüktür. PB olasılığı olmak üzere demiş. A ve B bağımsız iki olay. Bu çok önemli. O zaman bir diyelim. Bağımsız olay olduğuna göre hatırlarsanız A kesişim B'nin olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı olarak yazılabilirdi. A kesişim B'yi verdikleri için A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı eşittir 3 bölü 8'dir. Bunu bir çerçeveleyelim gençler. Çünkü birazdan bunu kullanacağım. 2 diyelim. Bakın A birleşim B'yi 7 bölü 8 vermişler. Bağımsız iki olay olduğuna göre bu olaylar kesişen olaylar da olabilir. Yani ayrık olması şart değil. O zaman yazıyorum, diyorum ki P A birleşim B eşittir. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı olarak yazılabilir. A birleşim B 7 bölü 8 verilmiş. 7 bölü 8 eşittir. A artı B eksi 3 bölü 8'den. Buradan arkadaşlar PA olasılığı ile PB olasılığının toplamı 10 bölü 8 yapacak, 5 bölü 4. Bunu da bir çerçeveleyelim. Çünkü bu ikisini kullanarak arkadaşlar ortak çözüm yapacağım. Peki. Kırmızı kalemi yapalım. PA olasılığına gençler A diyelim. PB olasılığına da B olsun. İşimiz daha kolaylaşması açısından. Yani A artı B'nin 5 bölü 4 olduğunu görüyoruz buradan. Buradan ise B sorulduğu için A eşittir. Şunu arkadaşlar 5 bölü 4 yazacağıma uyarmıyorsunuz beni. 5 bölü B yazmışız. Bu 5 bölü 4. Bu durumda A ne olacak gençler? 5 bölü 4 eksi B. Bunu bulut için alalım. Çünkü birazdan bunu yerine yazacağım. Bakıyorum şimdi yukarıda çarpımlar da belliydi. Yani A çarpı B'nin de 3 bölü 8 olduğunu bildiğimize göre ise A yerine 5 bölü 4 eksi B yazıyorum. Çarpı B eşittir 3 bölü 8. 5 eksi 4 B bölü 4 çarpı B eşittir 3 bölü 8 sonucuna ulaşmış olduk. Siyah kalemle yapacağım. Arkadaşlar buradan 5B eksi 4B kare eşittir 12 bölü 8'den. Bunları sadeleştirme yapalım. 4'e bölü 3, 4'e bölü 2. 10B eksi 8B kare eşittir 3 olacaktır. Hepsini sağ tarafa çekelim gençler. 8B kare A eksi 10B artı 3 eşittir 0. Burada iki tane denklemi çarpma şekline getirebildik. Yani ne oldu? Burası 4B'ye 2B, burası da eksi 3'e eksi 1 olacağından ortadakini veriyorum, bakıyorum. Evet, eksi 4B eksi 6B eksi 10B'ye ortadakini veriyor. Demek ki 4B eksi 3 eşittir 0'dan B 3 bölü 4 çıkacak. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. 2B eksi 0'dan B eşittir 1 bölü 2 çıkacak. Bize B olasılığı daha küçük olduğu için
O zaman diyorum ki demek ki PB olasılığı eşittir 1 bölü 2 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Olduğuna göre P A koşul B kaçtır demiş. Arkadaşlar hatırlarsanız P A koşul B eşittir P A kesişim B bölü PB idi. Şimdi bakıyorum burada PB var elimizde ama A kesişim B olasılığı durumu yok. Dolayısıyla bağımsız iki olaydan onu da yakalayabilirsiniz gençler. P A kesişim B eşittir P A çarpı PB idi. Yani P A kesişim B eşittir PA 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 9'dan sadeleşenler var. Hocam dediğinizi duyuyorum. 3'e böl 1, 9'u 3'e böl 3, 4'ü böl 1, 8'i 4'e böl 2. Yani PA kesişim B eşittir 1 bölü 6 olarak bulmuş olduk. Bunu bir çerçeve içine alalım gençler. Peki artık PA koşul B'yi bulabilirsiniz. 1 bölü 6 bölü PB'ydi zaten biliyoruz 4 bölü 9'dan. Birinciyi aynen yazıyorum gençler. PA koşul B eşittir. 1 bölü 6'yı yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Buradan sadeleşmelerimi yaptığım zaman bakın 9'u 3'e böl 3, 6'yı 3'e böl 2. Yani PA koşul B eşittir. 3 bölü 8 olarak bulmuş olursunuz. İki ilesi zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların her ikisinin de çift gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar birinci yol bağımsız olaylardan. Bize ne soruyor? P çift ve çift. Gençler P çift çarpı P çift olarak yazılabilirdi bu. Çift ikisi de çift olacağına göre hemen yazalım şimdi. Bakalım. Arkadaşlar A diyelim birinci zarımıza 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yüzlerindeki rakamlar. B diyelim diğerine de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Gençler bakın 2 var, 4 var, 6 var. Demek ki birincinin çift gelme olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 çıkacak. Diğerini bulalım. Oradaki yine onları ekli kalemle gösteriyorum bakın görün diye. Yine çiftler 2, 4, 6 olacak. O da 3 bölü 6'dan yine 1 bölü 2 olacak. Bize ne sormuş soruda? P çift çift. Yani ikisine çift gelme olasılığı. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den bu da 1 bölü 4 olarak bulabilirsiniz. Bunu arkadaşlar ikinci yol diyelim. Olasılık formüllerinden ya da sayma kurallarından. Bunları zaten daha önceki kazanımlarımızda anlattım. Ne demek istiyorum? Önce S evrensel yani örnek uzayı buluyorum. Bakın örnek uzay birinci zarda 6 tane, ikinci zarda 6 tane olduğuna göre 6 çarpı 6'dan örnek uzayımız gençler 36 olacak. Bu cepte dursun. Peki ikisinde çift gelme olasılığını soruyor. O zaman onları yazmak zorundayız arkadaşlar. Çiftleri yazalım ikisinde çift gelme olasılığını. 2, 2 var. 2, 4 var. 2, 6 var. Başka ne var? 4, 2 var hocam dediniz duyuyorum. 4, 4 var. 4, 6 var. Bir de 6, 2 var. 6, 4 ve 6, 6 var. O zaman yazalım şimdi onu da. S çiftlerde ne bulmuş oldunuz bakalım. 3, 6, 9 tane bulmuş oldunuz. Bana olasılığı soruyor. P çift arkadaşlar aslında P çift çift demek bu. 9 bölü. Güzel yazamadınız hocam. Haklısınız. S çift diyelim. Bölü S evrensel diyelim. Buradan 9 bölü 36'dan P çift eşittir arkadaşlar. 1 bölü 4 olarak bulmuş olursunuz. Buna göre seçilen öğrencilerin birinin kız diğerinin erkek olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol P birinin kız diğerinin erkek olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar bu da olabilir ya da P erkek kız olabilir virgül kız. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bir tanesini hesaplarım 2 ile çarparım. Yani 2 çarpı P kız virgül erkek dediğim zaman aynı sonuca ulaşırsınız. Bakalım şimdi. O zaman ne diyelim? P olasılık eşittir diyelim. 2 çarpı P kız virgül erkek. 2 çarpı P kız çarpı P erkek olarak yazılırdı hatırlarsanız arkadaşlar. 2 çarpı
Kız olma olasılığına bakıyorum. 16 bölü 36 çarpı. Artık ikincisini çektiğiniz zaman arkadaşlar 35 kişi kaldı. 35 kişide kaç tane erkek var? 20 tane. Burada bir sadeleştirme yapalım. 20'yi 5'e böl 4. 35'i 5'e böl 7. 4'ü 4'e böl 1. 36'yı 4'e böl 9. O zaman arkadaşlar P olasılığımız 2 kere 16, 32 bölü 7 kere 9, 63 olarak bulmuş olursunuz. İkinci yol arkadaşlar yine sayma kurallarından. Bunları zaten daha önceki kazanımlarımızdan biliyoruz kuralları. Bakalım şimdi yine P olasılık diyelim eşittir. Bir kere evrensel uzayımız arkadaşlar toplam 36 kişi de var. 36 öğrenciden 2 öğrenci seçeceğiz. Evrenselimiz bu. Şimdi yukarıda mavi kalemle yazacağım. Ne diyor? Birinin kız. 16'da bir kız seçeceksiniz. Hocam nasıl parantez o? Haklısınız gençler, ben de şaşırdım. Çarpı 20 erkekte yine bir erkek seçeceksiniz. Böyle de yapılabilir. Yani P olasılığı eşittir. 16 çarpı 20 bölü 36'nın ikili kombinasyonu 36 çarpı 35 bölü 2 çarpı 1 idi hatırlarsanız. Bunu renklendirelim yine. P olasılığımız eşittir. 16 çarpı 20 çarpı 2 yukarı gelecek ters çevirip çarptığınız zaman aşağıda 36 çarpı 35 kalacak. Sadeleştirme yapıyorum. Bakın yine 5'e böldük 4, 5'e böldük 7. 2 kere 16 arkadaşlar ne yaptı? 2'yi böyle bölelim, direkt hiç üşenmeyelim. 2'ye böl 1, 36 2'ye böl 18. Burası da ne olacak? Yine 2'ye böl 8, 2'ye böl 9. Bakın yine aynı yere geldi gençler. P olasılığı eşittir. 32 bölü 63 olarak yine bulmuş olursunuz.